Yunus ne oluyor şimdi? Tarihi karar değil mi abi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes kararı çıktı. Şunu söyleyebiliriz. Kesinlikle bir dönüm noktası bu savaşın seyrinde 8,5 aydır. Ancak ABD temsilcisi Linda Thomas Greenfield konuşma yaparken artık ben her sabah kalktığımda ölüm görmek istemiyorum. Gazze'liler cehennemi yaşıyor diyordu. Ama siz bile o kişiyi gördüğünüzde direkt olarak anımsadınız. Bu bizim Hürriyet gazetesinde işte el soykırıma kalktı diye fotoğrafını koyduğumuz kişi. Yani ABD temsilcisi olarak Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında 3 kere ateşkesi reddeden ülkenin temsilcisi. ABD'nin şu an mantığı şu. Bunu artık açık açık kamuoyuna da söylüyorlar. Hamas'ın zaten bir 7 Ekim yapacak gücü kalmadı. İsrail bozguna uğrattı. Direkt olarak bu lider kadrosunu ve operasyonel kabiliyetini zayıflattı. Ondan dolayı şu an artık yapabiliriz. Yani ABD diyor ki yeteri kadar öldürdünüz, yeteri kadar bitirdiniz Hamas'ı. Artık her sabah kalktığımda ölüm görmek istemiyorum. Ama aynı kişi Aralık, Ocak, Şubat aylarında bu ateşkes tasarılarını reddediyordu. Böyle bir ortam var. Bunu da aslında belirtmek lazım. Ya Yunus, şaşırtıcı. Şöyle bir dakika. Bir, bu ateşkes bu kararla sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Eğer sağlanacaksa, bu Amerika'yı temize çıkartmaz. Yani dökülen kanlarda Amerika'nın ortaklığı var. Onu asla temize çıkartmaz. Yani bence önemli olan ateşkes sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Yani İsrail buna tamam diyecek mi, demeyecek mi? Abi dediğim gibi Washington İsrail tamam dedi diyor. Ama Tel Aviv'den gelen açıklamalar tam tersi. Onlar diyor ki şimdi birinci, ikinci, üçüncü aşamaya baktığımızda birinci aşamada İsrail kuvvetleri Gazze'nin nüfus olan bölgelerinden çekilecek diyor. İsrail'in refahtan şu an çıkma gibi Peki, bir niyeti yok. Şimdi İsrail temsilcisi konuşacak mı burada birazdan? Bekliyoruz konuşmasını. Onun söz almasını bekliyoruz. İsrail temsilcisi de belki kabul ediyoruz tamam falan diyecek. Bilmiyorum ki yani ne diyeceğini. Bir İngiliz ne diyor ona bakalım. İngilizler de önemli millettir. Haberi ailelerine gerçekten çok büyük bir iyi haber olarak geldi. Aynı zamanda hala rehin halde tutulan, tutsak tutulan ve hem Filistinli hem de İsrailli masum hayatlar hali hazırda şu ana kadar çatışma sebebiyle kaybedildi veya etkilendi. Bu yüzden tüm rehinelerin serbest bırakılmasından emin olmalıyız ve çatışmaların sona erdirilmesinden emin olmalıyız. İngiltere, Katar'ın, Mısır'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin politik çabaları, siyasi çabaları sebebiyle teşekkür ediyor. Şunun altını çiziyoruz. İsrail anlaşmayı kabul etti ve Hamas'a anlaşmanın şartlarını kabul etmesi ve Filistinlilerin ızdırabına son verilmesi için, rehinelerin de acısına son vermesi için çağrıda bulundu. Bu yüzden insani yardımların tüm Gazze'nin, Gazze şeridinin tamamına hızlı bir şekilde ulaştığını görmek istiyoruz. Tüm sınırları açarak ve Birleşmiş Milletler'e de mümkün olan en az şartlarla operasyonlarına devam etmesine izin verilmesi gerekiyor. İngiltere önemli ve geri dönülemez olan iki devletli çözümü sarsılmaz bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Filistinlilerin ve İsraillerin yan yana güvenli bir şekilde yaşadığı, iki ülke içinde güvenin sağlandığı ve bölgenin geneli içinde güvenin sağlandığı iki devletli çözümü desteklemeye devam ediyoruz. Şunu önceden de açık bir şekilde söyledik. Kalıcı bir barış aynı zamanda Hamas'ın artık Gazze'de kontrolde olmadığı bir durumu yer veriyor olmalı. Böylece de Filistin Ulusal Yönetimi Gazze'deki hem güvenlik hem de yönetim sorumluluğunu üzerine alabilsin. İngiltere bunu desteklemeye hazır bir şekilde bekliyor. Sayın Başkan, İngiltere uzun yıllardır şu an önümüzde masada olan anlaşma benzeri anlaşmalara desteğini sundu zaten. Ve bu çatışma gereğinden uzun sürdü ve her zamankinden daha çok diplomasiye ihtiyacımız var. Şu an barışın zamanı.
Teşekkür ediyorum. İngiltere temsilcisine teşekkür ediyorum açıklamaları için. Şimdi sözü Malta temsilcisine veriyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Mevkidaşlarımıza, Amerika Birleşik Devletleri'nden mevkidaşıma bu karar tasarısını öne sürdüğü için teşekkür ediyorum. Diplomatik çabalarla Mısır'ın, Katar'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çabasıyla kapsayıcı bir ateşkes sağlanması konusunda Gazze'de bir karar tasarısı ortaya koydular ve Malta evet oyu verdi. Kriz her zamankinden daha ağır bir durumda ve karar tasarısını bu korkunç şiddet dönemini sona erdirmesi için ateşkes karar tasarısına evet oyu verdi Malta ve tüm rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki tüm insani krizin çözülmesi adına biz de kendi girişimlerimizi öne sürdük. Cumartesi günü 4 rehinenin 7 Ekim'de ele geçirilmiş, Hamas tarafından ele geçirilmiş 4 rehinenin İsrail güçleri tarafından kurtarıldığı haberini memnuniyetle karşıladık. Ve tüm rehineler koşulsuz şartsız derhal salıverilmeli. Ancak İsrail operasyonunun Nuseirat mülteci kampını düzenlediği operasyonun sonrasında ortaya çıkan görüntülerde çocuklar da dahil olmak üzere siviller korkunç bir şekilde öldürüldü. Bu olay tek değil, izole bir olay değil ve Gazze'nin dört bir tarafında yaşandı. Bu yüzden şunun altını çiziyoruz. Uluslararası insani hukuk iki taraf tarafından da saygı duyulmalı. Ve şunun da altını çiziyoruz. Gazze'deki korkunç insani kriz devam ediyor. Bu yüzden insani yardım ölçeklenerek Gazze şeridi boyunca ulaştırılmalı ve İnsani yardımların ulaştırılması da tehlikesiz ve önüne geçilmeden sürdürülmeli. Bu yüzden karar tasarısını destekledik. Derhal ve acil olarak bunun uygulanması çağrısında bulunduk. Bu yüzden İnsani endişelerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ateşkes aynı zamanda İsrail güçlerinin Gazze'nin tamamından geri çekilmesi gerekiyor. Simultane devam etsin. Gazze'nin uluslararası toplum tarafından yeniden inşa edilmeye başlaması gerekiyor. İki tarafta kabul edilebilir, çok güzel konuşuyor Malta temsilcisi. Çok değil mi Abdülkadir Ateşkes Sarı? Ateşkes için evet. İki devletli çözümü yani desteklemesi gerekiyor. Yani o rehinelerin kurtarılması ama orada sivillerin çocukların katledilmesine dedi. Amerikan temsilcisinden daha insaflı bir konuşma yapıyor. Herhangi bir şart öne koşmadan uygulanması ve kabul uygulanması gerekiyor iki taraf tarafından da. Şimdi açabilirsiniz simultaneyi. Umut, istikrar ve barış geri gelecektir. Hem İsrailler hem de Filistinliler için. Teşekkür ederim. Malta temsilcisine konuşması için teşekkür ediyorum. Şimdi sözü İsviçre temsilcisine veriyorum. İsviçre evet oyu verdi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya konulan ve bunun kabul edilmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri delegasyonuna çabaları için teşekkür ediyoruz. Bu karar tasarısı herhangi bir şart veya gecikme olmadan derhal uygulamaya geçilmeli Gazze'de ateşkes için. Ve bu karar tasarısı Gazze'de ve Orta Doğu'da devam eden şaşırtıcı ve kabul edilemez şiddetin sona erdirilmesi konusunda önemli bir adım. 7 Ekim'de Hamas tarafından binlerce İsrailli öldürüldü ve biz bunu da şiddetli bir şekilde kınadık. İsviçre aynı zamanda tarafların iki tarafında uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda çağrıda bulundu. Filistin'de 15 bin çocuk öldürülmüş. Onu söylemiyor ya. Geçmişteki karar tasarılarında ve kabul edilmiş kararlarda da altı çizilmişti. Ve derhal ateşkes çağrısının iki tarafında saygı duyması gerektiğini ve böylece kalıcı bir ateşkese ulaşılması gerektiğini yeniden söylüyoruz. Çocuklar gitti falan. Ya Allah vallahi. Bu ateşkes iki tarafında gecikme veya koşul olmadan ateşkesi yerine getirmesini, rehineleri serbest bırakılmasını ve
tüm mümkün yollardan ve sınırlardan bölgeye insani yardım ulaştırılmasını öngörüyor Gazze şeridinde. İsviçre şu konuda da maalesef bizim kendimizin de dahil olmak üzere özellikle de insani, uluslararası insani hukukun uygulanması konusunda önümüzdeki metinde yer bulamadı. Ve geçtiğimiz günlerde yaşananlar şunu gösterdi. Çatışmanın tarafları uluslararası hukuka olan sorumluluklarını yerine getirmesi çok önemli. Böylece daha fazla kan dökülmez ve siviller hayatını kaybetmez. Dört rehinin yeniden ailesiyle kavuşmasını duyduğumuz için çok mutlu olduk. Ve yeniden şu çağrıyı yapıyoruz. Hala Gazze'de tutsak bulunan tüm rehinlerin de salıverilmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz. Özellikle de Nusayrat'taki kurtarma operasyonunda hayatını kaybedenlere de başsağlığı diliyoruz. Askeri hedefler ve sivil hedefler arasında bir ayrım yapılmalı. Sayın Başkan, İsviçre, Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından görüşmelerin sürdürüldüğü bu ateşkes anlaşmasını destekledi. Şimdi de hem İsrail'e hem de Hamas'a bu anlaşmayı derhal kabul etmesini ve uygulamaya geçmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu anlaşma artık insani acıların sona erdirilmesini, bölgedeki gittikçe artan şiddete sona erdirilmesini, aynı zamanda da hem Filistin hem İsrail'in iki demokratik ülkenin yan yana güvenli bir şekilde yaşayabilmesini öngörüyor. Şimdi devam edeceğiz bu açıklamaları. İsviçre konuşuyor. Ben esas İsrailli temsilci ne diyecek onu merak ediyorum ama Hamas'tan bir cevap gelmiş. Yunus, ne diyor Hamas? Kabul etmiş Hamas. Hamas'tan bir son dakika açıklaması geldi. Diyorlar ki İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes, Gazze şeridinden tamamen çekilme, esir değişimi, yeniden yapılanma, yerinden edilmiş kişilerin ikamet bölgelerine geri dönüşü, bir demografik yapının değiştirilmesine reddedilmesi gibi konuları vurgulayan Güvenlik Konseyi kararının içeriğini memnuniyetle karşılıyor. Hamas kabul ediyor. Halkımızın talepleri ve direnişimiz doğrultusunda bu ilkelerin uygulanması konusunda dolaylı müzakerelere girmek için arabulucularla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguluyor. Vallahi bu çok önemli. Hamas memnuniyetle karşılıyoruz diyor, değil mi yani sonuç olarak? Evet. Diyor ki içeriğini memnuniyetle karşılıyoruz. Arabulucularla bunun uygulanması için işbirliği yapmaya hazırız. Bu bana evet anlamı geliyor. Yani bunun sanki çevirisi evet demişler gibi. Demişler. Yani memnuniyetle karşılıyoruz demesi zaten yeterince net ve açık bence. Hamas hani çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda konuşulan tasarı belli. Çerçeve belli, içerik belli, öyle değil mi? Onu görüyorlar ve zaten çok önemli bir son dakikaydı bu. Yani çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde özellikle Amerikalı temsilci bunu İsrail kabul etti, Hamas'ın kabul etmesini bekliyoruz diyordu. Hamas'tan gelen Yunus aktardı az önce son dakika açıklamasını. Karar tasarısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes önerisinin ilkelerinin uygulanması konusunda arabulucularla işbirliği yapmaya hazırız diyor. Önemli bir açıklama Hamas'ın açıklaması. İsrail de evet derse demek ki oraya uyuyor. Aslında Biden'ın o yaptığı çağrı vardı ya, üç aşamalı. O zaten o. Heh. Aşağı yukarı o. Evet, yani onu öyle kabul ettiremedi. Şimdi BM Güvenlik Konseyi üzerinden kabul ettirmiş oluyor. Yani şey ne diyecek yani, İsrailli temsilciye bir söz verecekler herhalde. Orada İsrailli temsilci var. Davet şimdi kime verdiler sözü? Ama İsrail'in Slovenya sanırım. Slovenya konuşuyor. İsrail'in kabul ettiğini zaten söylüyorlar. 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 Her konuşmacı. Hamas ama vardı. Soru cevabı belli Biden, olmayan. İsrail kabul etti çağrı yaptığı zaman. İsrail kabul etti, işte Hamas da etsin. Oysa iş böyle değil. Yani İsrail de etmemişti. Şimdi biraz daha farklı bir durum var. BM Güvenlik Konseyi üzerinden artık İsrail ne diyecek, önem kazanacak. Hayır. Eğer evet derse şimdi plan yürürlüğe girecek. Melik, şöyle bir şey var. Biden çıktı, İsrail kabul etti, Hamas da kabul etsin dedi. Evet. İsrail'in kabul etmediği ortaya çıktı. Aynen öyle. Ya bu artık çocuk oyuncağı değil.
Birleşmiş Milletler'e getirmişsin. Bu bağlayıcı bu. Konseyinden geçiriyorsun ve orada da bu tasarıyı savunurken diyorsun ki İsrail kabul etti aynen. diyorsun. Aynen. Dolayısıyla bu artık kayda girdi. İsrail kaçamaz bu işten. Bence de kaçamaz. Burada bu ateşkesi kalıcı hale getirmeye çabalamak gerekir. Buradaki yani bir değerlendirme ateşkes bir kapı aralayacak çünkü. Bir değerlendirme de Netanyahu kabul etti ama kabinesine kabul ettiremiyor. Böylece Güvenlik Konseyi kararı çıkararak Netanyahu'yu da kurtarmak. Böylece onların da kabul etmesini sağlamak diye bir yorum da var. O da olabilir bir yani. Yorum. Yani ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Artık yani Biden'ın sözü çiğnendi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'sı, Çin'i, bilmem nesi, İngiliz'i hepsi birden tamam diyor. Yani buna karşı İsrail'in hala yan çizecek takatinin kalmamış. Vallahi siyaseten intihar olur. Evet, kalmamış olacağını varsaymak istiyorum. Bakalım şimdi ne diyecek? Önemli. İsrail'i temsilcisi değil mi? Evet.